İzleyiciler. 2022 yılında üniversiteyi kazandığı halde devletin üniversitesine 86.975, vakıf üniversitelerine 18.977 olmak üzere 105.772 öğrencinin parasızlıktan kaydını yaptıramadığı bir ülkede, Gazze'den savaş öncesi gelen öğrencilerin tüm eğitimini ücretsiz yapmak kendi öz vatandaşlarına resmen yok saymaktır. Ayrıca bu metine aileleri ifadesi de eklendi. Bu ifadeden anlıyoruz ki Filistinli öğrenci adı altında Türk milletinin rızası dışında ülkemize getirilecektir. Arkadaşlar karar tarihini okuyayım. 16 Kasım 2023. Şimdi şöyle yapayım. Ekrana vereceğim. Paylaşmak için. Vermeyeyim, okuyayım ama buradan. Geçici madde 2023-24 eğitim öğretim yılında yüksek öğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenci ücretlerinin tespitine dair kararda değişiklik yapılması hakkında karar. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Karar sayısı 7.778 sevgili arkadaşlar. Ve olay şu. 2023-24 öğretim yılı eğitim öğretim yılı bahar döneminde ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yüksek öğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanır. Ya sizin çocuklarınızın, sizin kendi çocuklarınızın 105.772 çocuğunuz parasızlıktan dolayı kayıt yaptıramadı. Kayıt yaptıramadı, söylemek istemiyorum. Kayıt yaptıramadı. Filistinli çocukların ve Gazze şehrinde, Filistin'in Gazze şehrinde, bakın Filistin'in Gazze şehrinde arkadaşlar, ikamet eden ve herhangi bir devlet yüksek öğretimin kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanır. Bak, ailesi veya kendisi arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ailesi veya kendisi Gazze'de ikamet ediyorsa o çocukların parası devlet tarafından karşılanacakmış. Ön lisans ve lisans öğrencilerin. Yatacak yeriniz yok abi. 2022 yılında bu ülkenin topraklarında çocuklar 105.772 öğrenci kayıt yapamazken o kararnameyi imzalamayan sizler, o çocukların ücretlerini karşılamayan sizler, Gazze'li çocukların öğrenimlerini karşılamayı, ücretlerini karşılamayı topluma bizim vergilerimizle alınan olayı anlatıyorsunuz. Bunu destekleyecek milyonların olduğunu düşünüyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Kabul etmiyorum abi. Kabul etmiyorum ve reddediyorum. Reddediyorum. Kendi çocuklarının öğrenimini karşılamayanlar başkalarının çocuklarını karşılayamazlar kardeşim. Karşılayamazlar. Açık net söylüyorum. Önce yoksul ama yetim çocuklar, sonra hastalar, sonra ihtiyaç sahibi olanlar, sonra öğrenciler dediğiniz süreç mülteciler için önce ama yani bunları toplumu bunlara mı itiraz edeceksiniz? Yoksul çocukları, yetim çocukları, hastalara mı itiraz edeceksiniz diye önce psikolojik bir baskı, algı kuracaklar, sonra diğerlerine yol açacaklar. Kimse bana hikaye falan anlatmasın arkadaş. Kimse hikaye anlatmasın. O kadar büyükse bu ülke, kendi çocuklarının ihtiyacını karşılayacaksınız önce. Önce kendi çocuklarınızı. Önce bu ülkenin has evlatlarının, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Öyle hikayeye gerek yok. Kabul etmiyorum abi. Kabul etmiyorum ve itiraz ediyorum. Arkadaşlar şimdi bir gün bölük demiş ki bizim devlet mi ödeyecek? Abi karar aha burada geçici madde 2023-24. Ekrana vereyim sevgili arkadaşlar. O daha iyi olacak. Şöyle getireyim ekranı kocaman da. Nasıl büyütülüyor? Bu büyütülen biliyor mu? Karar ekranda arkadaşlar. Karar ekranda.
Berberler bak, mübarekte okuyan kızıma Gebze'de yüksek teknolojiden kırklareline taşıdım demiş, şartları uygun olmadığı için.